Öncelikle ben de sizlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm milletimin, İslam dünyasının, tüm insanlığın bayramını tebrik ediyor. Barışa ve insanlığın şu anda içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii bu vesileyle özellikle son dönemlerde bölgemizde Suriye'de ve Irak'taki gelişmeler nedeniyle hassasiyetimiz ve bölgenin sıkıntıları çok açık net ortada. Bu vesileyle bu bayramı bayram gibi yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Ne yazık ki İslam dünyası son yıllarda İslam'ın kendi asli kimliğiyle uyuşmayan bir tabloyu yaşıyor. Öldüren Müslüman, öldürülen Müslüman böyle bir tabloyu yaşıyor. Ve Allahu Ekber nidalarıyla insanların öldürülmesi ve ölmesi tahammül edilir, katlanır bir şey değil. Ve bunun bizim dinimizde katiyen bir yeri de yok. Ve şu anda sınırlarımız malum adeta tehdit altında. Bunları görüyoruz. Şu anda Kobani'de olan, yarın belki Haseki'de olacak, belki Afrin'de, belki daha farklı sınırımıza yakın bölgelerde olacak. Dolayısıyla tüm bu gelişmelere karşı tabii ki Türkiye Cumhuriyeti olarak da tedbirlerimizi azami ölçüde almış bulunuyoruz. Bunlarla ilgili olarak da atılması gereken adımları ulusal ve uluslararası bazda da hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Ve bildiğiniz gibi en son Cumhurbaşkanlığı makamında da bir üst düzey ulusal güvenlik toplantımızı da yaptık ve buna göre bir yol haritasını da takip ediyoruz. Ve ben sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Efendim, sınırlar tehdit altında dediniz ama sınırlardan öte tarafta bir de vatan toprağımız var. Cüneyt Maşal, Tunus, şimdi Mahir, Şidim, Hedefinde, camilerde türbeler de var. O türbeyi koruyan Kırk askerimiz de var. Onlara bayram mesajınız ne olacak? Çünkü bu gerçi benim mesajımda, yayınladığım bayram mesajımda da var. Ama bu vesileyle tekrar söyleyeyim. Her şeyden önce tabii Süleyman Şah bizim vatan topraklarımız. Orada bizim şu anda 40 Mehmet'imiz var, Mehmetçiğimiz var. Tabii onların kılına herhangi bir şeyin gelmesi halinde silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere orada atacağımız adımlar malumdur. Yani orada herhangi bir şeyde asla tereddüt etmeyiz, edemeyiz. Ve o andan itibaren her şey değişir. Ve bu konuya yönelik bir şey daha söylemem gerekir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de yaptığım konuşmada, genel kurulda yaptığım konuşmada bir şeyin üzerinde ısrarla durdum. O da üç şey yerine gelmedikçe biz tabii bu tür bir koalisyonun içerisinde yer almayız dedim. Bunların birincisi uçuşa yasak bölge konusunun hallolması gerekir dedik. Ve bu konuda koalisyon güçleri olarak başta Amerika sivil yaptığımız görüşmelerde buna olumlu baktıklarını söylediler. İkincisi aynen onun paralelinde güvenli bölge. Bakın tampon bölge demiyorum. Güvenli bölge diyorum. Güvenli bölgenin tesis edilmesi.
Çünkü biz şu ana kadar 1,5 milyonu aşkın insanı, mülteciyi kabul etmiş vaziyetteyiz. Tabii bunu nereye kadar kabul edeceğiz? Dolayısıyla bu insanlara bir güvenli bölge tesis edilmesi lazım. Ve bu insanların kendi topraklarına dönmesini sağlamamız gerekiyor. Bu tabii güvenli bölge içerisindeki onlara uygun yerlerde bu iskanın temini aynı zamanda gerekiyor. Ki bu güvenli bölge içerisinde aynı şekilde Süleymanşah Saygı Karakolu da var. Bunu da özellikle ifade edeyim. Üçüncüsü ise Eğit Donat prensibi var. Bu Eğit Donat'la da bildiğiniz gibi gerek Irak gerek Suriye'deki oranın kendi askerini onları hem eğitmek hem donatmak noktasında da koalisyon güçleriyle mutabık kalınan bir maddedir bu. Burada zaten mutabakat var. Dolayısıyla bunu da halletmek suretiyle o andan itibaren bizim buradaki görünümümüz tabii ki çok daha farklı olacaktır. Etkinliğimiz çok daha farklı olacaktır. Tabii birçokları şu anda son işte meclis müzakerelerinde de gördük. Mesela bu işe muhalefet edenler, olumsuz yaklaşanların yaklaşım tarzı çok önemli. Yani bir müddet önce Türkiye'nin Irak'a veya Suriye'ye niçin girmediğini söyleyenler bugün bakıyorsunuz olumsuz bir yaklaşım sergiliyorlar. Yani akşam farklı, sabah farklı olmaz. Yani devlette idarecinin bir defa sorumluluğu çok çok farklıdır, anlamlıdır. Ve siz bir büyük devlet olarak eğer sınırlarınız tehdit altındayken bunlara göz yumarsanız, bunlara sessiz kalırsanız sizi tarih affetmez. Çünkü burada bir bedel ödemekle karşı karşıya kalacaksınız. Ondan sonra da şu anda mesela Kobani'deki gelişmelerde bir taraftan gidip Kobani'yi ziyaret edeceksin. Kobani'den döneceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki böyle böyle Kobani tehdit altında, Türkiye ses çıkarmıyor. Tamam da Kobani'den gelenler şu anda nereye geliyor? Kobani'den gelenler şu anda nereye sığınıyor? Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye kapılarını açıp onları misafir ediyor mu? Ediyor. Bütün bunlar da ortada. Bütün bunlar ortada olduğu halde Türkiye'de özellikle PKK terörünün içinde olanlar şu anda bu işe sahiplenmenin gayreti içerisindeler. Bizim bunlara da tabii olumlu bakmamız mümkün değil. Bizim için IŞİD neyse PKK odur. Dolayısıyla bunları ayrı telakki etmek, ayrı değerlendirmek yanlıştır. Tabii bunların dışında ayrıca oralarda da terör örgütleri vardır. Bütün bunları bizim ortak ele almamız, ortak değerlendirmemiz, dünyanın da bunu aynı şekilde paylaşması lazım. Burada bir şey çok önemli. Bir defa yani karşı güçleri, düşmanı teşhiste eğer yanlış yapılırsa, ki bu yığınaktaki yanlış biliyorsunuz zaferi olumsuz etkiler. Onun için bunu baştan bir defa sağlam yapmak, doğru teşhis yapmak ve bu doğru teşhisle beraber de buradaki atılacak adımları ona göre atmak önem arz ediyor. Ve bu konuyu da biz aslında dostlarımızla filan da paylaştık. Bundan sonra da tabii paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anda bu konuda ilgili bakan ve ilgili kurumlarımız, başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere, istihbarat teşkilatımız olmak üzere, tabii Dışişleri Bakanlığımız koordinatör olma noktasında bu işin içinde hassasiyetle duruyorlar. Efendim Kobani'de dün çok şiddetli çatışmalar yaşandı ve sokak savaşlarının çıkacağı yönünde iddialar vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de HDP kanadından bir açıklama geldi. Sebahat Tuncay'ın bir açıklaması vardı. Kobani ile ilgili olarak bizim için çok önemli, çözüm süreci sekteye uğrayabilir tarzında bir açıklama yaptı. Bir de bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların sorunu. Bizim için çözüm sürecinin sona ermesi diye bir şey yok. Onların sorunu. Çözüm sürecini sona erdirme gayreti içerisinde olanlar onun bedelini ağır öderler.
Kaldı ki Kobani sizin için çok önemli de bu ülkenin Güneydoğu Anadolu'su, Doğu Anadolu'su önemli değil mi? Güneydoğu Anadolu bölgesini, Doğu Anadolu bölgesini bu kadar sıkıntı içine sokanlar bunlar değil mi? Kendi halkını, kendi vatandaşını dağlara kaçıranlar bunlar değil mi? Yani bunları artık dillendirmek gerekiyor. Artık benim Cumhurbaşkanı olarak bu noktada çok daha objektif olarak bunları konuşma imkanım var, hakkım var ve konuşacağım. Niye? Çünkü ben dağlara kaçırılan gençleri kendi başına bırakamam. Hükümet zaten bu konuyla ilgili her türlü adımı atıyor. Ve o da atmaya devam edecektir. Ama çözüm sürecini engellemek isteyenler de bunun bedelini ödeyecektir. Dolayısıyla siz bir taraftan dağlara kaçıracaksınız insanları. Affedersiniz, bu ülkede yatırım yapan müteahhit firmaların, iş makinelerinin her şeyini yakacaksınız, yıkacaksınız. Yatırımları engelleyeceksiniz. Düşünün, yani Güneydoğu'da bu kadar havalimanları yaptık, yapıyoruz. Kime karşı? Bunlara karşı. Çok enteresan. Bunlar yakıyorlar, yıkıyorlar. Biz ise onları ısrarla yapmaya devam ediyoruz. Bakın Hakkari'de hala biz havalimanını bitiremiyoruz. Niye biliyor musunuz? Bunlarla olan mücadeleden sebebiyle. Bakıyorsun bir müteahhit işe başlıyor, onu tehdit ediyorlar. O gidiyor, bir başkası geliyor, onu tehdit ediyorlar. Bunlar Kobani'yi bu kadar ısrarla savunuyorlar da, peki buraları niye savunmuyorlar? Buralarla ilgili hassasiyetleri nerede? Bu bölgenin milletvekili olan HDP'liler nerede? Bir de bununla ilgili konuşsunlar. Ve o illerin milletvekili olduğu halde o illerindeki yatırımlara bile bunlar sahip çıkmıyor. Bunlardan birinci derecede onlar istifade edecek. Bakın şu anda işte Suruç'ta, öbür tarafta bakıyorsunuz Şırnak'ta molotoflarla, tüm el bombalarıyla vesaire yakıyorlar, yıkıyorlar filan. Bütün devletin, kamunun her türlü menkul gayrimenkullerine saldırılar var. Bunlarla ne elde edecekler? Yani bunlara karşı gerek hükümet olarak gerekse Cumhurbaşkanlığı olarak bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Ve çok daha enteresanı, önce bizim Mehmetçiğimizi taşlayan bir milletvekilinin, bir zihniyetin olduğu ülkede yaşıyoruz. Bunu bir kenara koymak mümkün değil. Ve bunlara karşı da hiçbir şey bir intikam hırsıyla değildir, bir durum tespitidir. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Efendim, Sayın Biden'ın bir açıklaması oldu size atfen. Suriye'deki gelişmelerde kendisine siz hak dediniz, dediğiniz yönünde. Böyle bir konuşma oldu mu efendim? Olacak. Değerli arkadaşlarım. Harbin yapıldığını belirtti efendim. Harbin. Nasıl? Türkiye'nin, ABD'nin müttefiklerinin IŞİD'e yardım yaptığını, tonlarca bomba verdiğini söylemiş. Biden'ın iddiaları. Değerli arkadaşlar, bakın. Bu konuda eğer Biden bu tür ifadeler kullandıysa Biden benim için tarih olur. Asla benden böyle bir ifade sadır olmamıştır. Bir, iki, ve kimse Türkiye'ye, ki o dönem hükümetteyiz, ben başbakanım ve bu dönemde de yine kesinlikle başta IŞİD olmak üzere hiçbir terör örgütüne, bakın terör örgütüne diyorum, bizim en ufak bir yardımımız olmamıştır. Bunu kimse ispatlayamaz. Yabancı savaşçılar asla bizim ülkemizden Suriye'ye girmemiştir. Turist pasaportuyla bizim ülkemizden gelip Suriye'ye adam geçer. Ama silahlı olarak geçtiğini kimse söyleyemez. Ve bu konuda hassasiyetimiz aynen devam etmektedir. Biz şu ana kadar 6000 kişinin Türkiye'ye girişini yasakladık. 1000 kişiyi deport ettik. Bunları yapan Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yani bunları bildikleri halde Fransa diyor ki benden 1000 tane savaşçı orada. İngiltere açıklama yapıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 600 tane savaşçı şu anda orada diyor. Bunları kendileri söylüyor. Bunları kendileri söyledikleri halde Türkiye'yi bu tür bir suçlamayla karşı karşıya bırakmak çok yanlış bir şey. Esefle karşıladım. Ve en son Amerika'da bu son gidişimde yaptığımız görüşmede de asla kendilerinden bu noktada biz yanlış yaptık, bizim böyle bir duruşumuz oldu, İşte orada siz haklıydınız, asla böyle bir şey olmamıştır, onu da söylüyorum. Ve Sayın Biden eğer Harvard'da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım. Bakın bunu da açıkça söylüyorum.
öyle ufak tefek çevresinden dolaşarak yapılacak açıklamalar bizim kabulümüz değildir. Çok teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Öğrenebilir miyiz? Bayram. İstanbul'dayım. İstanbul. 4 gün boyunca buradasın. İstanbul'dayım. Sağ olun. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar.